Alınıyor. Sayın Rektörüm, Osmaniye Protokolü'nün değerli üyeleri, kıymetli konuklar ve sevgili arkadaşlar. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İBF günleri kapsamında düzenlenen 21. yüzyılda sağlık sektörü ve sağlıkta pazarlama stratejileri başlıklı konferansa hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, yoğun programları dolayısıyla konferansımıza katılamayan sayın milletvekillerimizin mesajlarını okuyorum. Yüzyılda sağlık sektörü ve stratejileri başlıklı konferansımıza nazik davetinizi aldım. Yurt dışı programım nedeniyle katılamayacağım için üzgünüm. Bütün katılımcılara saygı ve selamlarımı sunarım. Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Milletvekili. Üniversitenizde düzenlenmekte olan Acıbadem Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Hüseyin Çelik tarafından gerçekleştirilecek olan 21. yüzyılda sağlık sektörü ve sağlıkta pazarlama stratejileri başlıklı konferansa katılmamız dileğiyle gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım, teşekkür ederim. Yoğun çalışma programım dolayısıyla söz konusu konferansa katılamayacağımı bildirir. Başarılı bir akademik dönem geçirmenizi temenni ederim. Durdu Mehmet Kastal, Osmaniye Milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun bütçe görüşmeleri nedeniyle nazik davetinize katılamıyorum. Teşekkür eder, size ve konferansa katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunarım. Doktor Suat Önal, Osmaniye Milletvekili. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki derslerinde başarılı göstererek onur belgesi almaya hak kazanan Hülya Beçetek, Mehmet Necati Gülegül, Durdane Doğan, Yonca Akça, Sevim Aktolga, Müslüm Köse, Osman İnan, Neslihan Demirel, Fatma Göç, Melek Sert, Özlem Anaç ile Osman Çelikeli sahneye davet ediyor. Ve öğrencilerimize onur belgelerini vermek üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Türk'ü sahneye davet ediyor. Mehmet Necati Gülegül, Durdane Doğan, Yonca Akçer, Sevim Aktolga, Müslüm Köse, Osman İnan, Neslihan Demirel, Fatma Göç, Melek Sert, Özlem Anaç,
Ve son olarak Osman Çelik'e. Yüksek onur belgesi almaya hak kazanan Erhan Ergin, Meliha Eroğlu, Özlem Yıldırım ile Ogül Aydoğan'ı sahneye davet ediyorum. Öğrencilerimize belgelerini vermek ve açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ü sahneye davet ediyoruz. Erhan Ergin. Meliha Eroğlu. Özlem Yıldırım. Ve son olarak Ogül Aydoğan. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Osmaniye Protokolü'nün değerli üyeleri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, basınımızın güzide mensupları, bu dönem ikincisini düzenlemekte olduğumuz İBF günleri etkinliğimize hoş geldiniz. Geçen hafta Rekabet Kurumu Başkanımızı burada ağırladık. Kendilerinden Rekabet Kurumu ile ilgili çok önemli bilgiler edindik. Aslında biz ayda bir yapıyoruz bu programı ama dönemin başında biraz oryantasyon programlarımızın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmeli başladık ve geçen haftadan sonra hemen bir hafta arayla ikinci bir İBF programını burada gerçekleştiriyoruz. Bu haftanın gündeminde sağlık sektörü var. Biliyorsunuz sağlık sektörü giderek önemini artırıyor. Giderek harcamaların arttığı, özellikle kamu harcamalarının giderek yükseldiği bir sektör. Son 10 yılda 4,5 kat sağlık harcamalarının arttığını görüyoruz. 44 milyar TL'ye yükselmiş. Bu kamuda, tabii özel sektör de giderek önemini artırıyor. Özel sektörün bu sektördeki payı da giderek artıyor. Ve burada tabii özel sektörün de özellikle öneminin giderek artıyor olmasının bir takım nedenleri var. Her şeyden önce demografik yapımız değişiyor. Nüfusun giderek yaşlandığını görüyoruz. Ekolojik düzen bozuluyor ve giderek sağlık şartları ağırlaşıyor ve dolayısıyla kronik hastalıklar giderek yer tutuyor. Ve hayatta kalmak, yaşam kalitesini korumak, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak konuları her bireyin bir defa giderek öncelikli konusu haline gelmekte.
Bu arada sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların iş stratejileri konusunda da ciddi bir değişim yapmaları gerekmekte. Çünkü ülkemizde nüfus yapısı giderek değişiyor, az önce ifade ettiğim üzere. Ortaya yeni yeni hastalıklar çıkıyor. Teknoloji gelişiyor, sağlık masraflarındaki harcamalar her geçen gün biraz daha artıyor. O nedenle özellikle de bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın bir stratejik değişim içerisine girmeleri gerekiyor. İşte bu konunun önemine binaen, böylesine önemli bir sektörde ki sağlık hepimizin önceliği olan, belki sonrasında eğitim geliyor, belki de at başı geliyor zaman zaman. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımız böyle bir sektörde, sektörün öncüleri durumunda olan önemli bir kurumdan bir üst düzey yöneticimizi burada ağırlıyoruz. Acıbadem Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Hüseyin Çelik bugün misafirimiz. Kendileri bize 21. yüzyılda sağlık sektörü ve sağlıkta pazarlama stratejileri konulu bir sunum yapacaklar. Ben eminim çok yoğun bir gündemleri var, programları var. Buna rağmen bize zaman ayırdılar, sağ olsunlar, kırmadılar. Efe Hocam'ın da bu anlamda girişimleri oldu, ona da teşekkür ediyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimizin yararlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Konferansımızı gerçekleştirmek üzere Acıbadem Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Hüseyin Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, saygıdeğer protokol üyeleri ve sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açıkçası ben bu düzeyde bir katılım beklememiştim, heyecanlandım. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum, gurur duydum. Ben isterseniz kısaca kendi kariyer hikayemle başlamak istiyorum sağlık sektörüne girmeden önce. Belki öğrenci arkadaşlarımıza da kimi ipuçları verebilir diye. Ben aslında Afyon doğumluyum, Isparta'da büyüdüm. İstanbul Siyasal mezunuyum, 1987. Ve iş hayatıma Sosyal Sigortalar Kurumu'nda müfettiş yardımcısı olarak başladım. Orada 12 yıl müfettişlik yaptıktan sonra kendi kariyerimi sağlık işletmeciliği ve sağlık sigortacılığı alanında belirlediğim için artık dedim devlette yapacak çok şey kalmadı. Ve ayrılarak 2000 yılında Acıbadem Sağlık Kurumu'na katıldım. Türkiye'nin son 20 yıldaki sağlıkta hem hizmet sunumunda hem de finansmanındaki değişimin bizzat içinde oldum. Orada 4 yıl çalıştıktan sonra 2004-2007 yılı 3 yıllık dönemde Çalışma Bakanı Murat Başeskioğlu'nun danışmanı olarak sosyal güvenlik reformu, genel sağlık sigortası yasası ile ilgili bakanlıkta danışman olarak çalıştım. Ama danışmanlık yapma şansım olmadı. Kağıdını bizzat yazmak durumunda kaldım. 5502 sayılı SSK Bağkur Emekli Sandığı'nı birleştiren teşkilat yasası ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası emeklilikle, işveren mevzuatıyla ve genel sağlık sigortasıyla iki yasayı işte bakanlık, başbakanlık, meclis sağlık ve plan bütçe komisyonları, genel kurul, cumhurbaşkanlığı, en sonunda da kanunu Anayasa Mahkemesi'nde savunmak durumunda kaldık ve Anayasa Mahkemesi'nden genel sağlık sigortası ile ilgili hükümlerini değerlendirmeden geçirmeyi başardık ve kanun 2008 yılında uygulanarak Türkiye'nin önemli bir sorununa bence çözüm getirdi. Çünkü geriye dönüp baktığımızda bütün hükümetlerin, bütün iktidarların yaşama geçirmek istediği bir şey. Anayasaya daha girmiş anayasamızda, 82 anayasamızda genel sağlık sigortasının yaşama geçirilmesini hükümetlere tavsiye etmiş. Sonrasında devlette kariyerime devam etmek istemedim. Tekrar Acıbadem Kurumu'nda yollarımız kesişti. Orada 2 yıl satın alma ve lojistik direktörü olarak çalıştım. Sonra son 4 yıldır Acıbadem Adana'da